Sevgili izleyiciler, değerli konuklarımız, hepinize iyi bir gün diliyorum. Günaydın. Yeni dönemde şirketler nasıl büyüyecek konulu buluşmamıza hoş geldiniz. İzleyenler biliyorlardır. Yaz başından bu yana Türkiye Finans Katılım Bankası ile birlikte üretime dönüş adıyla bir seri düzenliyoruz. Şimdiye kadar dijitalleşme, yeni normal gibi konuları kapsadık. Bugün büyümeyi konuşacağız. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden, bankalarından genel müdürler var. Ben önce konuklarımız gelinceye kadar kimler konuşmacı olacak onlardan bahsetmek istiyorum. Bülent Gürcan, Teknosas CEO'su, Gökhan Sığın, BSH Türkiye CEO'su, Murat Akşam, Türkiye Finans Genel Müdürü, Murat Emirdağ, hepsi burada CEO'su, Murat Erkan, Türksel Genel Müdürü, Sinem Trünk, Metro Türkiye CEO'su, 6 konuşmacımız değişik sektörlerden var. Böylece finanstan, e-ticarete, telekomünikasyondan, beyaz eşyaya kadar çeşitli alanları, perakende, elektronik perakendeye kadar çeşitli alanları kapsayacağız. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, konuşmacılarımızı alalım. Hızlıca başlayalım.
Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler, sevgili konuklarımız. Bugün konuklarımı takdim etmiştim. Büyümeyi konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye Finans'la birlikte üretime dönüş online etkinlik buluşma serisi yapıyoruz. Bugün yeni dönemde şirketlerin nasıl büyüyeceğini konuşacağız. Ekrandayken ben tekrar konuklarımı tanıtmak istiyorum. Teknosa alfabeye göre gidiyorum. Teknosa CEO'su Bülent Gürcan, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, hepsi burada CEO'su Murat Emirdağ, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Metro Türkiye CEO'su Sinem Türünk. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sorularım var. İzleyicilerimiz de sorularını bize sistem üzerinden konuyla ilgili sorularını bize iletirler. Vakit ölçüsünde konuklarımla, konuşmacılarımıza paylaşacağım. Sorularıma geçmeden evvel hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve açık olan bayilerden, online bayilerden bir Fest Company dergisi almayı unutmayın diye araya reklam girerek başlıyorum. İzninizle alfabeyle gideceğim ama Sinem Hanım için bozalım bu şeyimizi, aramızdaki tek hanımefendi. Onunla başlayalım. Şunu sormak istiyorum sevgili Sinem Hanım. Metro Market'te sizin sektörde önce bize pandemide geçen bir yılı bir miktar geride açtık. Sektör ve şirketiniz açısından değerlendirir misiniz? Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkürler Ralf Bey. Böyle güzel bir webinara katılabilmek bizim için çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Dediğiniz gibi neredeyse bir seneyi geçti pandemi artık. Ve sanıyorum her sektör için, her şirket için, hatta bireyler için bile çok inişli çıkışlı bir dönem oldu bu. Biz de farklı farklı müşteri gruplarına odaklandığımız için aslında her müşteri grubunda farklı bir iniş çıkış, farklı bir döngü gözlemleme şansımız oldu. Ancak tabii şimdi pandemi bir sağlık krizi olduğu için takdir edersiniz ki birinci önceliğimiz de bizim müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı oldu. Bu anlamda ilk yaptıklarımızdan bir tanesi tabii ki hijyen önlemleriydi mağazalarda. Güvenli bir alışveriş ortamı sunabilmek adına, güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek adına. Bugün hala dezenfeksiyon tünellerinden geçirerek örneğin alışveriş sepetlerimizi kullanıma sunuyoruz. Maske kullanımı, panellerin yapılması, kasalarda gibi çok çok farklı birçok hijyen önlemi aldık. Ama bunların içerisinde sanıyorum en önemlisi otomatik bir şekilde dezenfeksiyon tünelinden geçmek suretiyle kullanıma sunulan alışveriş sepetleri keza en çok temasın olduğu yüzeylerden bir tanesi alışveriş ortamında mağazalarda tabii ki alışveriş sepetleri. Büyük metrekareli mağazaların bu dönemde daha fazla talep gördüğüne şahit olduk. Çünkü büyük metrekare geniş alanda sosyal mesafenin korunması biraz daha kolay oldu. Ama dediğim gibi hem profesyonel müşterilerimiz var hem son tüketici müşterilerimiz var. Ve her birinde de farklı farklı gelişmeler gözlemleme şansımız oldu. Örnek verecek olursam bakkal müşterilerimizin özellikle ilk dalgada çok ciddi bir talep artışlarında karşılaştıklarını fark ettik. Ve o panik alımları dolayısıyla da distribütör sisteminin yetersiz kaldığını ve bakkallara ulaşamadığını fark ettik. Ve çok hızlı bir şekilde duruma adapte olmak suretiyle bakkallarımıza sevkiyat hizmetimizi başlattık. Diğer taraftan HoReCa, otel, restoran, cateringler bizim için önemli bir profesyonel müşteri grubu. Ve maalesef yeme içme sektörü de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Bugün baktığımızda Türkiye'deki HoReCa noktalarının %90'ı metro müşterisi. Bunu gururla söylüyoruz. İnanılmaz bir network'ümüz, inanılmaz bir ekosistemimiz mevcut HoReCa müşterilerinde, gastronomi sektöründe. Ancak dediğim gibi maalesef çok etkilendiler. Bugün rakamlara baktığınızda TÜRİİT restoran ve kafe sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin neredeyse %25'inin kapandığını öngörmekte. Ve maalesef 300 bin gibi bir istihdam kaybı riski görüyor bizi bu anlamda. Bu yüzden de bizim için müşterilerimize destek olmak, HoReCa'ya destek kampanyaları yapmak çok önemliydi. Bu anlamda küçük işletmem için başta olmak üzere farklı farklı kampanyalarla, farklı farklı aktivitelerle
müşterilerimize destek olduk. Küçük işletmem içinle birlikte, ki ikincisini de İzmir depreminden zarar gören kafe ve restoranlar için tekrarladık. 10 milyon TL'lik bir yatırımımız oldu. Müşterilerimize yardım paketlerimiz oldu. Ve bunu yapabilmek için de tüm ekosistemimizi devreye sokmak kaydıyla tedarikçilerimizi de işin içine alarak hep beraber imece usulü diyebileceğimiz bir yardım kampanyası gerçekleştirdik. Tabii ki bu işletmeler için bugün finansman çok çok önemli bir kalem. Dolayısıyla taksitlendirme opsiyonları, vade erteleme, vade uzatma opsiyonları gibi farklı farklı çözümler sunduk. Yeniden açılma kapsamında müşterilerimizin kendilerini iyi hazırlayabilmeleri için COVID ortamında güvenli hizmet, güvenli servis, mutfakta hijyenin sağlanması gibi konularda onlara bir sertifika sunduk ki bunu Gastronometro web sitemiz üzerinden 35 bini aşkın sektör profesyoneli tamamladı ve sertifikalanarak tekrar açılmalarda iş yerlerinde çalışmaya başladılar. Diğer taraftan şunu da görüyoruz. Müşterimizin müşterisini anlamak bizim için çok önemliydi. Nielsen'le birlikte bir araştırma yaptık ve gördük ki müşterilerin %67'si için hala hijyen en önemli faktör. Bu yüzden de bu gibi eğitimler, bu gibi sertifikalar müşterilerimiz için önemli bir katkı oldu. Ama diğer taraftan da bugün paket servisin öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla dijital çözümler, daha temasın azaltılmasını sağlayan çözümler müşterilerimiz için önem kazandı. Biz de bu anlamda onlara dijital menü gibi, paket servis opsiyonları gibi, iç dış mekan düzenlemesi gibi farklı farklı çözümlerle destek olmaya çalıştık. Sanıyorum son bir yıla baktığımızda en çok göze çarpan, bizim için en çok önem arz eden gelişmelerimiz, desteklerimiz de bunlar oldu diyebilirim. Çok teşekkürler. Bülent Bey ile devam etmek istiyorum. Teknosat CEO'su. Bülent Bey, sizin alanınızda teknoloji perakendeciliğinde ve sizin şirketinizde son bir yılın öne çıkan başlıkları neler oldu? Nasıl bir yıl geçirdiniz? Biraz performans açısından da değerlendirebilirseniz iyi olur. Evet, ben de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Az önce siz de söylediğiniz gibi böyle muradı bol bir toplantı olmaktan da hakikaten ayrıca mutluluk duyuyorum. Ellerinize sağlık. Tabii geçen sene özellikle bu pandemi döneminde evden eğitim, evden çalışma, evde hobi, evde eğlence dediğimizde ve uzak kaldığımız hem iş yapış şekli olarak hem de uzak kaldığımız sevdiklerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla görüşmek istediğimizde tabii teknolojinin çok öne çıktığı bir yıl oldu 2020 yılı. Diğer taraftan tabii tüm tüketicilerde ve tüm şirketlerde de sağlık çok öne çıktı. Dolayısıyla herkesin sağlıkla ilgili tereddütleri ve tedbirleri hayata geçti. Diğer taraftan da müşteri davranışlarındaki çok önemli gözlenen değişiklik de herkesin dijitale ve online tarafa doğru olan önemli bir yönelmesi oldu. Dolayısıyla tüm dünyada bizim teknoloji ürünleri pazarımız %2'lik bir büyüme kaydetti. Ve yani bu Türkiye'de de bu oran %37 olarak gerçekleşti. Burada bu büyümede en önemli lokomotif ürün tabii ki notebooklar oldu en başta ve onu cep telefonları takip etti. Dediğim gibi hem iş yapış şekilleri hem evde geçirilen zamanla ilgili olarak bu iki ana ürün kategorisi çok öne çıktı. Online tarafta dedik şirketler tabii bu dönemi hem uzaktan çalışma, esnek çalışma ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğuna anladılar ve aslında buna yatırım yapmış ve hazır olan şirketler bu pandemi dönemini nispeten daha iyi geçirdiler. Ha, buna çok hazır olamayan şirketlerde bu 5 sene 10 sene öne çekilmiş trendlere de hızlı hazırlık yapmak üzere yatırımlar yaptılar. Online'daki müşteri davranışları diyoruz. Sevgili Murat belki az sonra bu konuda daha detaylı bilgiler verecektir. Ticaret Bakanlığı verilerine göre %60 civarı bir büyüme olduğunu görüyoruz, duyuyoruz verilerden. Dolayısıyla online tarafta çok önemli gelişmeler oldu ve online'a yepyeni tanışan müşteriler oldu Türkiye pazarında. Özellikle bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla biz bunların paralelinde bir zaten uzaktan çalışmaya son derece müsaitlik iş yapış şekilleri olarak. Dolayısıyla çok hızlı uyum sağladık bu dönemde. Zaten bugün 68 ilde en yaygın teknoloji perakendecisi zaten uzaktan çalışmak zorundaydık geçmiş dönemlerde de. Ve şirketteki Z kuşağının da yoğunluğu sebebiyle de esnek çalışma modellerimiz zaten vardı. Dolayısıyla buna çok hızlı adapte olduk. Online tarafta 2018'den beri yapmış olduğumuz yatırımlar vardı. Dolayısıyla mağazalarımız kapandığı anda bir anda online oyuncu haline dönebilmeyi başardık. Ama
Bir yandan da şunu söyleyeyim, tüm dünyada bu kadar kısıtlamalara rağmen cirolar yine %70 mağazalardan geldi. Tüm dünyada bu kadar gitmeyin, çıkmayın denen bir ortamda bile. Evet, online çok hızlı büyüyor ama diğer taraftan mağazalarda önemini kaybetmedi bu dönemde de. Dolayısıyla biz de kendi sistemimizde de bunu gözlemledik. Baktık yeni müşteriler geliyor online tarafımıza. Dedik belki bunların ilk tanışmasıdır online'a diyeyim. Zaten yapmakta olduğumuz web chat uygulamaları vardı. Dolayısıyla bu web chat uygulamalarını arttırdık. Herkesin daha aşina olduğu WhatsApp chat'e çevirdik. Ve hakikaten mutlulukla söyleyebilirim ki dünyada çok az yapılan Türkiye'de bir ilk video chat uygulamasını hayata geçirdik. Dolayısıyla müşterilerimiz teknosa.com'dan bağlanarak o mağazadaki deneyimi de test etmeye ve alışveriş yapmaya da imkan sağladık. Diğer taraftan AVM'lere girmek istemeyen müşteriler için Click and Drive hizmetini gene Türkiye'de ilk olmak üzere hayata geçirdik. Dolayısıyla aslında bütün hem iş yapış şekilleri hem müşterilerimize ulaşmak anlamında çok önemli yatırımlar yaptık. Sağlık tarafında da gene mutlulukla söyleyebilirim. Türk Standard Enstitüsü'nün güvenli hizmet belgesi alan ilk sektörümüzde ilk firmayız. Yani hem iş yapış şekillerimiz hem müşteriye dokunuş şekillerimizde hem sektör olarak hem de teknos olarak oldukça hareketli bir yıl geçirdik diyebilirim. Teşekkürler. Bu dünyada mağazanın payı %70 dediniz ya. Türkiye'de mesela sizde nasıl mağazaların payı? Bizde 2020 yılında %19'a geldi. Biz 1 milyar lirayı geçtik e-ticarette. Geçen sene 5.6 milyarlık bir ciro yaptık. E-ticaret 1 milyarı geçti. Bir önceki sene bu rakam %7'ler civarındaydı Teknosa'da. Bu yıl 2020 yılında %19'a yükseldi. Ha, gene halka açık rakamlarımızdan ilk çeyrekte de 2021 ilk çeyreğinde de %14'e geldik. E-ticaretin payı toplam ciro içinde. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Gökhan Bey ile devam edelim. Gökhan Bey, siz de komşu ama farklı bir sektördesiniz. Beyaz ve elektronik eşyadasınız. Siz nasıl geçirdiniz hem şirket hem sektör olarak? Sanıyorum sizin sektörde iyi geçirdi geçen yılı. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Rauf Bey, bu organizasyonu yapanların ellerine sağlık. Takip edenlere ve katılımcılara sağlıklı günler diliyorum. Güzel bir webinar diliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bizim sektörümüz 2020 senesinin kazanan sektörlerinden bir tanesiydi. Çünkü takdir edersiniz ki dışarısı kısıtlanınca içerisi çok değerli bir hal aldı. Tüketicilerin hepsi evin içerisindeki hayatlarının tekrar farkına varlar. Ve bizim işimizde tüketicinin evin içiyle ilgilenen ve evin içerisindeki konforu, hayat tarzı, hayat kalitesini yükseltmeye çalışan bir iş kolu olduğu için dolayısıyla bundan otomatikman pozitif etkilendi. Elbette yılın başındaki o ani dalgalanma, yani önce tedarik zincirlerinin sert şekilde durması ve tüketici güveninin kişilerin yaşadığı kaygılardan ötürü birdenbire negatifleşmesi ve evine kapanarak tüketimi sadece belli alanları kısıtlaması büyük bir dalgalanma yarattı. Ama tabii bu dalgalanmanın arkasının biz toparlanma olarak geleceğini, çok hızlı bir şekilde geleceğini öngörmüştük. Çünkü dışarısı kısıtlanmıştı, evin içi artık çok daha önemliydi. Dolayısıyla tüketici alışkanlıkları bu kadar kısa bir zaman içerisinde değişip evin içinin gerçekliğiyle çok hızlı yüzleşince alışkanlıklar birdenbire yeni bir boyuta geçti. Alışveriş yapıp evde ürün saklamak, yani buzdolabı ve dondurucuda ürün saklamak, kaliteli şeyler saklamak, daha çok gıda, besin saklamak daha önemli hale geldi. Bu cihazların ömürlerinin bitmesinden veya bir arıza görmesinden kaygılanmak çok önemli bir kaygı haline geldi. Aynı şekilde tabii eve kapalısınız. Bütün aile olarak kapanmışsınız. Evin içerisindeki konfor yeme içmeden geçiyor genelde. Yani baktığınız zaman bütün evler ekmek fırınlarına döndü. Bütün evlerde tencerelerle yemekler yapıldı ve çeşitli yeni şeyler denendi. Yani hem pişirme deneyimleri yaşandı hem de o pişirmeler için hazırlıklar yapıldı ve bunlar ailece belki de çok uzun zaman sonra iş günlerinde bile beraber paylaşıldı. Ki biliyorsunuz büyük şehirlerde ailelerin bir araya gelmesi kolay olmuyor. Kurslar, dersler, yükümlülükler, çalışma saatleri derken, trafik derken, evet. Dolayısıyla bu dönem bu kadar hızlı bir ev içi önemi arttıran bir dönem olunca bizim ürünlerimizi, yani mutfağı evin merkezine koydu. Hijyeni de evin merkezine koydu. Çünkü herkes, her kanal, hatta bu bir global trend, yani Türkiye'den bahsetmiyorum. Elimizi yıkayalım, temiz olsun, virüsler nasıl taşınır,
hangi yüzeylerde kalır meseleler gibi hakkında herkes inanılmaz bilgili ve meraklı hale gelince elbette bütün hijyenle ilgili cihazların bir algılanması değişti evin içerisinde hane halkı tarafından, diğeri ise kullanım sıklığı değişti. Her gün iki defa çalışan bulaşık makineleri, her gün çalışan çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, ki daha evvelki frekanslar kesinlikle böyle değildi. Dolayısıyla bunlar evin içerisinde aslında nelerin önemli olduğunu ve hangi tüketimin esas yaşam konforuna daha çok katkı sağladığına dair direkt tüketicilerde açıkça söylenmemiş ama direkt olarak algılanmış ve sindirilmiş bir durum oluşturdu. Ve bu da piyasanın açılmasıyla bizim beyaz eşya sektörüne direkt talebin hiç kaybolmadan hatta büyük bir iştahla geri gelmesine sebep oldu. Dolayısıyla böyle bakıldığında beyaz eşya sektörü iç pazarda geçen yılı %16 büyüyerek geçirdi. Müthiş bir büyüme. Yani Türkiye'nin genel büyüme rakamlarına baktığınız zaman hane halkı sayısının değişmediğini ve beyaz eşya ve ev içi eşya sektörünün olgun bir sektör olduğunu, yani penetrasyon oranının yüksek olduğunu bilerek baktığımızda aslında ne kadar büyük bir büyüme olduğunu ancak o zaman daha da çok hakkını veriyoruz. Tabii sektöre baktığımız zaman bu Türkiye'nin iç büyümesiydi. Çünkü tüketicinin alışkanlıkları global değişmesine rağmen içeride böyle bir kaygı, yani ben kendi meselemi kendi çözeyim ve evimin içerisinde konforumu elde edeyim, arızayı bulaşmayayım, hijyen sürekli gerekli, evime kimin girdiğine özen göstereyim deyince bizim gibi vaatlerinin arkasında duran organize şirketlerin ve iletişiminde de gerçekten tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan ve bunu da fiziken de oluşturan, yaşatan markaların talepleri çok daha hızlı ve kuvvetli artarak geri geldi ve biz bunun keyfini şirket olarak da yaşadık. Pazar payımızı da arttırdık. Satışlarımız da pazarın büyümesiyle oranını, hatta daha fazla oranlarda da büyüttük. Çok anahtar unsurlarda. Ama tabii bütün sektöre baktığımızda şu ihracatı da bakmamız lazım. Demin bahsettiğim tüketici kaygıları ve tüketici talep dalgalanmaları global olmasına rağmen şöyle söyleyeyim, sektör sadece %4 büyüyerek bitirdi yılı. Yani aslında ihracatımız düştü. Ama tabii burada da tedarik zincirinin mesafe uzunluğuyla ilişkin bir durum var. Çünkü biliyorsunuz Avrupa ülkeleri çok daha uzun kapalı kaldılar. Daha erken adet vaka sayıları çok yükseldi ve çok uzun süreler kapalı kalmak durumunda kaldılar. Ve bu dönemde çok ciddi kesintiye uğradı tedarik zinciri. Ve o yüzden oradaki ihracat dalgası daha geç başladı. Yani aradaki boş ayların telafi edilebilme ihtimali olmadı. Aradaki tedarik süresinin ve transfer sürelerinin uzunluğundan ötürü. Dolayısıyla bizim sektörümüz aslında kazanan bir sektördü. Çünkü evin içiyle ilgiliydi. Değişen alışkanlıkların direkt odağındaydı. Ve biz de alışkanlıkların değiştiği yönde bütün kümelenmemizi yaparak sektör de bunu çok iyi takip etti ve hep beraber yaptık bunu. Çok başarılı bir yıl geçirmiş olduk. Ama şunu söylemem lazım en son olarak. Tüketicinin alışkanlığı bu şekilde değişti. Bu farkındalıkları uyandı. Bu salgın yumuşasa da belki de ortadan kalksa bile değişmeyecek. İnsanlar evlerinin içinin farkına vardılar. Bir tüketim ihtiyaçları var. Ama evin içi 1,5 sene evveline göre çok daha değerli. Hijyen çok daha değerli ve bir müddet daha böyle kalmaya devam edecek, bütün toplum aşılansa bile böyle gözüküyor. Hem sektörümüz Türkiye açısından hem de global açıdan bizim işimiz. Çok teşekkürler sevgili Gökhan Bey. Şimdi biraz bankacılık tarafına bakalım. Murat Akşam Bey ile devam edelim. Siz farklı bir alandasınız. Diğer tarafta cep telefonları, beyaz eşyalar, marketler var. Siz para, pul, kredi, mevduat tarafındasınız. Biraz sizin tarafta hem bankanız ve bankacılık açısından geçen yılı değerlendirir misiniz? Tabii ki Rauf Bey. Bir defa bu dördüncüsü oldu. Gerçekten çok keyifli oluyor. Ben bunun için hem size hem de tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün burada olan katılımcılara da katılımları için teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de güzel bir webinar diliyorum öncelikle. Şimdi bizim sektörümüz zaten biliyorsunuz öncelikle çok dinamik bir sektör. Yani Türkiye'de son 15-20 yıldır gerçekten özellikle 80 sonrasında bankacılık sektörü ciddi anlamda yaptığı yatırımlarla bugün gönül rahatlığıyla ve gururla söyleyebiliriz ki Avrupa ile dünya ile yarışabilecek sektör. Bütün meslektaşlarımız bunun için gayret etti, gayret ediyor ve çok çabuk ve ani kararlar alarak hızlı aksiyonlarla hem teknolojiyi yakalıyoruz hem de çok hızlı aksiyonlar alabiliyoruz.
inovatif buluşlarla da çok müşteriye yönelik işlemlerde hız alabiliyoruz. Dolayısıyla pandemi döneminde aslında böyle başladı. Yani pandemi olur olmaz, kapanmalar başlar başlamaz bütün sektör çok hızlı aksiyon aldı. Bizim tabii ki bir farkımız oldu. O da nedir? Biz şube kapatamadık. Ki bugün tam kapanma döneminde de şubelerimiz açık biliyorsunuz. Arkadaşlarımız şubelerde devam ediyorlar. Dolayısıyla bu olunca hemen odağımıza bütün sektör olarak öncelikle ki Türkiye Finans olarak da biz bunu yaptık. Çalışanlarımızın sağlığını ve bize gelen müşterilerimizin sağlığını öncelikle bir garantiye alıp hemen hızlı adaptasyonla normal hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettik. Tabii bunun paralelinde de ister istemez finansman ihtiyacı. Çünkü her ne kadar biz ayrı bir sektörde oluyor olsak da aslında buradaki katılımcıların ürünlerinin finansmanında birebir zaten hemen hemen hepsiyle iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bu finansman tarafını kesemezdik. Kesmemeliyiz, hala da öyle. Keza tasarruf tarafını da. Hal böyle olunca gerçekten çok başarılı bir sınav verdiğine inanıyorum. Yani geçmiş kaslarının da gücüyle beraber sektör. Sektör 2020 yılında Türkiye'de %36'nın üzerinde bir büyümeye ulaştı. Ve yaklaşık 6 trilyon liraları geçti toplam sektör büyüklüğü. Dolayısıyla kuvvetli bir büyüme sağladı. Buna benzer bir durumda da biz de daha çevik olmaya çalışan, daha hızlı karar almaya çalışan bir kurumuz. Biz de yaklaşık %55'lik bir büyümeyle kapattık 2020 yılını. Dolayısıyla biz de çok özellikle pandeminin ilk 3-4 ayında çok hızlı aksiyonlarla başarılı bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem sektör olarak hem de kurum olarak. Bunun devamı da gelecek. Zaten sektör az evvel de söylediğim inovatif ürünlerle müşterilerin ihtiyaçları konusunda çok hızlı aksiyonlar alıyor, çalışmalar alıyor ve bunların hepsini de uygulamaya zaten uzun yıllardır yapıyorlardı. Malum 1 Mayıs itibariyle, cumartesi 1 Mayıs itibariyle uzaktan müşteri edinimi de resmi olarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla artık biz şubelerimize gelmeden sizleri müşteri yapabiliyoruz. Gelmeden bir katılım hesabı, bir mevduat hesabı açabiliyoruz. Sizler bize gelmeden çok rahatlıkla herhangi bir ürünümüzü kullanabiliyorsunuz. Ki biz bunun sinyallerini özellikle Parakende tarafta işbirliği yaptığımız kurumlar var. Biz cumartesi pazar zaten bir müşteri bir atıyorum Siemens mağazasına ya da atıyorum bir başka bir mağazaya gittiğinde zaten orada ürünlerimizi kullanıyor. Ya da bir Turkcell'de ilgili bir şey aldığında zaten ürünlerimizi anında orada finansmanını sağlayarak kullanıyoruz. Bu anlamda da buradaki kurumlarla ve diğer kurumlarla da işbirliği yapıyoruz. Yani biz yeri ve zamanı yok diyerek zaten 24 saat çalışmaya, 7 gün 24 saat çalışmaya hazır bir durumdaydık. 1 Mayıs itibariyle de artık fiziki olarak da mutlaka hala tercih edenler olacaktır kademe kademe azalsa da. Ama fiziki olarak şubeye gelmeden de işlemler devam ediyor. Bunun desteğiyle de finansman tarafı da kuvvetli ilerledi. Sektör ve biz 2020 yılını bu anlamda başarılı bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Hem büyüme rakamları anlamında hem reel sektöre, ticari sektöre finansman ve destek anlamında oldukça kuvvetli ve başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum Rauf Bey. Çok teşekkürler. Hepsi burada CEO'su Murat Bey ile devam edelim. Murat Emirdağ. Siz de olumlu geçirenlerdensiniz. Hatta bir inanışa göre 5 yıl uzağa ileriye sıçradınız. Siz nasıl geçirdiniz geçen yılı, son bir yılı daha doğrusu? Çok teşekkürler Rauf Bey. Sizlerle birlikte olmak gayet mutluluk verici. Ayrıca buradaki birçok sektör ve temsilciyle zaten çok yakın çalışıyoruz hepsiyle her sektörde. Geçen sene herkes için çok zor bir seneydi o anlamda aslında. Birey anlamında, aile anlamında ve dünyada. Bizim tarafta ise e-ticaret, dijital dönüşüm işin tam merkezine düştü. Hem dediğiniz gibi bazen bu büyüme anlamında hayatımızı çok değiştirdi ama başka yerlerde çok büyük sorumluluklar getirdi yaptığımız işleri ve görevlere. Böyle özetlemek için belki ikiye ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Önce makroyu kısaca bahsedeyim, sonra hepsi burada üzerinde de detaylara girerim. Makro tarafta dediğiniz çok doğru. Aslında pandemi öncesinde e-ticaretin toplam perakende içindeki pazar payı diyelim, penetrasyonu yaklaşık %5'lerde falandı. Yani tek hanenin ortalarında yer almaktaydı. Bizim de öngörümüz önümüzdeki 3 sene içerisinde bu rakamın çift hane rakamları çıkmasıydı sektörde. Fakat o pandeminin 2-3 ayında
Mart, Nisan, Mayıs döneminde açıkçası biz o 3 yıllık zıplamayı, belki dediğiniz gibi zamanda sıçramayı yaparak 3 ay içerisinde kat etmiş olduk ve çift haneli rakamların üzerine çıktık. Bu dönüşüm büyük bir dönüşüm oldu. Ve akla gelen ilk soru, şimdi bu çift haneli penetrasyonlar kalacak mıydı? Şimdi bir yıl bitti ve devam ediyoruz hayatımıza. Geldiğimiz noktada artık şunu söylemekte herhalde çok güven duyuyoruz. Bu dönüşüm gerçekleşti. Bütün bu artık e-ticaret ve dijital kullanım artık kalıcı hale geldi. Bu dönemde milyonlarca yeni kredi kartı, milyonlarca yeni kullanıcı ilk defa, sadece bizim için söylemiyorum, genel anlamda her türlü dijital hizmet ve servise tanıştı. Ve deneyimlediği her şeyde aslında büyük oranda, özellikle hepsi burada bunu çok net görüyoruz, herkes çok memnun kaldı ve tekrarlayan artık sadık müşteriler haline geldiler. Sonra ulaşabildikleri ürün ve hizmet çeşitliliğinin farkına vardılar ve artık bunu günlük hayatlarının bir parçası haline getirdiler. Bu kalıcı olan düzen aslında sadece tüketiciler için değil, işletmeler için, KOBİ'ler için de aynı aslında anlamı taşıyor. Özellikle bizim gibi hem kendi tarafından satıcı olduğumuz perakende modelimiz, hem de pazar yeri modelimiz, üzerimizden on binlerce işletmenin satış yaptığı modelde şunu yakından görebiliyoruz. Neredeyse %80 ve üzeri işletmelerin hayatında artık e-ticaret vazgeçilmez ve kalıcı bir hal aldı. Ve onların bundan sonraki beklentileri de aslında bu böyle devam edeceği yönünde. Yani aslında hem tüketicide hem üreticide, işletmelerde bu dijital dönüşüm çok hızlı şekilde gerçekleşti ve kalıcı bir hal aldı. Hepsi burada üzerinde hemen bahsetmem gerekirse. Biz aslında bu süreçteki öne çıkan başlıkları şöyle özetleyebiliriz. Değerli katılımcılar çoktan da aslında doğru noktalara bahsettiler. Ben çok hızlıca geçeceğim o yüzden. İlk anlamda biz Türkiye'de daha vaka yokken açıkçası tüm değer zincirini, tedarik zincirini ve tabii ki önce müşteri, çalışan ve iş ortaklarının sağlık ve güvenliğini 7/24 kesintisiz teslimat yapacak şekilde hazırlamıştık. Bu bize biraz önden iyi hazırlık yapmanın verdiği bir avantaj sağladı. Arkasında bu dönüşüm gerçekleştiğinde, maalesef bu dünya bu sürecin içerisinden geçmeye başladığında, biz çok hızlı bir yatırım atarını zaten başlatmış durumdaydık. Yatırımdan da kastım operasyon, lojistik ve teknoloji yatırımlarımız. Yani biz bu pandemi sürecinde artık sadece İstanbul Kocaeli Gebze'deki merkezimiz değil, Türkiye'nin dört bir yanında operasyon ve lojistik merkezleri kurduk. Erzurum, Diyarbakır, Adana, İzmir, Ankara, aklınıza gelecek böyle yerlerde. Amacımız artık tüm Türkiye'nin dört bir yanına, her köşesine hem en hızlı teslimat yapabilmek, hem de işletmelerin ayağına lojistik, bizim fulfillment dediğimiz hizmeti götürebilmekti. Tüm Türkiye'yi aslında bu ağıyla örmüş olduk. Hepsi lojistik, biliyorsunuz bizim bu anlamda depolama ve iyileştirme hizmeti sunan servisimiz hayata geçti. Hepsi Jet, bizim kendi dağıtım firmamız. Aslında şimdi hala konuşurken de açmaya devam ediyorlar. Tüm Türkiye'nin 81 iline yayılmaya başladı. Böylelikle artık 24 saatte teslimat, en zamanında en yüksek teslimat oranı, en yüksek kaliteli teslimat oranları, hatta bizim hani tek bize ait olan, Türkiye'de tek bizim yaptığımız, kapınızdan gelip randevunuzla beraber iadenizin teslim alınmasına kadar birçok hizmeti hayata geçirebildik bu sayede. Ve bu yatırımlarımız halihazırda devam etmeye devam ediyor. Üçüncü belki başlık öne çıkan inovasyon ayağı. Bunu da zaten bitirmek isterim. O da şuydu. Bu süreç bize değişen ihtiyaçları az fark etme imkanı verdi. Birkaç örnek vereceğim. Hepsi farklı kollardan. Örneğin Hepsi Express. Dakikalar içerisinde süpermarket ihtiyacını kapınıza getiren servisimiz. Burada biz bunu pandemi döneminde ihtiyaç olduğu ilk başlarda hayata geçirdik. Ve şu anda tüm Türkiye'de yayılarak giden, eksponansiyel bir büyüme yaşayan bir süreçteyiz. Örnek vermek gerekirse, işte fark ettik ki bunların hepsi tekrar kalıcı hale geldiğini altına çizmek isterim. Kapıdan kolay iade. Artık insanlar niye dedik hani gidip bir yerde bırakmak için bu zor şartlarda evden çıkmak zorunda kalsınlar ya da bu deneyimi yaşasınlar memnun olmadıkları. Onun yerine dedik ki herkes kendi iade şeyini, randevusunu versin. İnternetten, kendi online'dan, cep telefonundan versin ve biz gelip kapısından nereden geldi hiç fark etmez. Biz gelip alacağız dedik. Bunu yapmaya başladık tüm Türkiye'de. Bunun arkasından daha nice sayabileceğim, mesela bankalara gitmek aynı şekilde anında tüketici kredisi vermeye başladık ama bankaya gitmenize gerek kalmadan 2-3 tıkla alabilecek hale geldiniz. Ya da eski cihazlarınızı biz gelip alıyoruz, yenisini bırakıyoruz yapmaya başladık. Ya da işte hızın çok daha önemli olduğu yerlerde artık 2 saatte telefonunuzu kapınıza getiriyoruz. Çünkü iletişim çok önemli hal almıştı. Bunun gibi nice hizmetle, inovasyonda hem hizmet hem deneyim hem de ihtiyaçlara erişim anlamında hayatımıza geçti. Bizim özetimizi aslında kısaca özetlemek gerekirse çok büyüyen bir kategori ve sektör yaşadık. Biz bunun çok önünde yer aldık elbette. Çünkü biz kendimizi katlayarak büyüdük bu sene. Hem insan kaynakları anlamında hem altyapı yatırımları anlamında bunu hayata geçirdik.
ve üzerine de deneyimi odağımıza alarak bu değişen dünyadaki deneyimin nerede olduğundan bağımsız iş ortaklarımızla da beraber çalışarak aslında bunları adreslemeye çalıştık. Ben bu dönem için kısaca cevabımı burada özetlemiş olayım. Çok teşekkürler. Sevgili Murat Erkan ile devam edelim. Turkcell CEO'su. Sizde Turkcell'de ve sizin sektörde son bir yıl, pandemi yılı nasıl geçti? Çok teşekkürler Rauf Bey. Öncelikle bütün katılımcıları, bizi izleyenleri, dinleyenleri sevgiyle selamlıyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha fiziksel ortamlarda bu sohbetlere devam ederiz. Ama çok keyifli bir sohbet. Bir yandan da şunu da düşündüm bu arada bütün konuşmalarda. Buradaki katılımcıların hepsi aslında pandemi döneminde oluşan süreçte iyi sektörlerde. Keşke belki zorlanan sektörlerden de dahil etseydik, enteresan bir toplantı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Allah'a şükür bütün genel müdürler, CEO'lar iyi sektörlerin içinde. Şimdi pandeminin tetiklediği faktörlerin neticesinde gelişen artık yeni bir çalışma, ekonomik bir düzen oluştu. Biz de faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hayat ne kadar öneme sahip olduğunu bir kez daha anladık. Çünkü telekomünikasyon, iletişim, dijital dönüşüm artık bu işin merkezine oturdu. Daha önce çok alt seviyelerde olan öncelik seviyesi çok çok yukarıya çıktı. Çünkü çocuğumuzun, eşimizin iş yapma şekli, okula gitme şekli burada çok önem arz etti. Bugün sunduğumuz dijital servislerden teknik çözümlerine kadar pek çok anlamda biz müşterilerin hayatının içine girdik, merkezine oturduk diyebiliriz. 2020 yılında gerçekten tüm alanlarda güçlü büyümeyle kapattık. Şunu söyleyebilirim, geçen yıla göre müşteri sayımızı son 11 yılın rekorunu kırarak 1.1 milyon yükselttik. Önce müşterim, tabii müşteriye yakın olmak bu dönemlerde size avantaj sağlıyor. Bunun için de hazırlıklı olmanız çok önemli. Bu bize gelirde de işte %17,5'luk büyüme 2021 yılının ilk çeyreğinde, EBITDA karlılık anlamında yine %18'lerde büyüme, gene kuvvetli bir müşteri kazanım yılından 2021 bazında da daha birinci çeyrekte 705 bin net müşteri kazandık ki bu aslında müşteri demek bizim uzun vadeli gelirlerin daha güven altında olmasını sağlıyor. Dijital servis ürünlerde her zamankinden daha fazla ihtiyaç oldu. İş hacmimizi de dijital servis ürünlerde bir artış noktasına getirdik. İşe alımlarda hız kesmiyoruz. Yani 2020 sonu itibariyle 7000 kişiye istihdam sağladık. Tabii Turkcell büyük bir organizasyon, büyük bir ekosistem. Bu anlamda 2021 yılında da gene artan iş ihtiyaçlarına, dijital dönüşüme hizmet edecek büyüme istihdam anlamında da iş anlamında da büyüme neticeleri çıkartmayı planlıyoruz deyip çok da uzatmak istemiyorum vakitten de tasarruf açısından. Böyle bir yıl geçirdik diyebiliriz. Çok teşekkürler. Biraz gelecekten bahsetmek istiyorum. Sinem Hanım, tekrar sizinle devam edelim. Önümüzdeki yılı zor bir yıl oldu. Özellikle yaşam ve sağlık açısından bazı sektörler çok zorlandı. Siz önümüzdeki yılı, içinde yaşadığımız yılı geçen yıla göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha iyi bir yıl mı? Bunu paylaşırken biraz da geleceğe yönelik planlarınızı da anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. İçinde bulunduğumuz yıl herhalde geçen seneden daha kötü olmayacak. Bunda sanıyorum birçok kişi de hemfikir olacaktır. Çünkü pandemiyle yaşamaya devam ediyoruz. Ama bu geçtiğimiz bir sene içerisinde çok fazla şey öğrendik. Birçok atılım yaptık, birçok farklılaşan, değişen olguya adapte ettik kendimizi. Dolayısıyla hani bu seneye baktığımızda hani geçen seneden daha karanlık bir tablo olacağını zannetmiyorum. Farklılaşan şeyler çok olmakla birlikte hiç farklılaşmayan şeyler de var diye düşünüyorum bir taraftan. Metro adına konuşacak olursam bizim için her zaman çalışmalarımızın odağında müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik oldu. Tamamen bir iş yapış biçimi olarak müşterilerimizin deneyimini iyileştirmeyi, onlara çözüm sunmayı ve aynı zamanda da sürdürülebilirliği odağımıza almayı hedefliyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz.
Bu da bizim için değişmeyenlerden bir tanesi oldu. Kriz dönemi olmasına rağmen yapmış olduğunuz çalışmalara baktığınızda aslında odanda müşteri görüyorsunuz. Bu sene de yine müşteri deneyimiyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Pandemiyle birlikte günümüze, yani gündemimize giren konulardan bir tanesi de özellikle fiziksel ortamlarda hızlı, temassız ve kolay alışveriş oldu. Biz de bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Pandemiden önce başlatmış olduğumuz bir Metrofast çalışmamız vardı ki pandemiyle birlikte en çok temas edilen yüzeylerden bir tanesi alışveriş sepetleri demiştim. Aynı şekilde kasa bantları da en çok temas gören yüzeylerden bir tanesi. Pandemi öncesi başlamış olduğumuz bu çalışmayı hızlandırıp bugün itibariyle 20 tane mağazamızda Metrofast'ı hayata geçirdik. Ve bu sayede kimsenin dokunmasına gerek kalmadan veya farklı bir yüzeye temas etmeden müşterilerimizin QR kodla akıllı kasalardan hiçbir temas olmadan saniyeler içinde almış oldukları ürünü onaylatıp yine kasa noktasında cep telefonlarıyla, QR kodlarla temassız bir şekilde ödeme yapmalarını mümkün kıldık. Müşteri deneyimini iyileştirme anlamında sıralar sosyal mesafeyle birlikte, örneğin kasa sıraları bizim için önemli bir faktördü. Bunları sıra asistanlarımız vasıtasıyla çözdük. Online'dan ve dijitalleşmeden, dijital transformasyondan bahsettik. Şimdi bu da pandemiyle birlikte çok hızlandı. Bugün ve gelecekte de gündemimizin önemli bir maddesi olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu çerçevede baktığınızda metro için fiziksel alışveriş ortamının keyfini dijital öğelerle zenginleştirmek ve müşterilerimize talep ettikleri müşteri deneyimini sunabilmek bugün de üzerinde çalıştığımız ve gelecekte de çalışmaya devam edeceğimiz maddelerden bir tanesi. Bunu kolaylaştırabilmek için bir örnek verecek olursam, örneğin kiosklarımızı zenginleştirdik. Mağazaların içine kiosklar koymak suretiyle deneyimimize yeni öğeler kattık. Artık girişteki kiosklarımızdan müşterilerimiz yine kişisel temas olmadan evde unuttukları veya yeni almak istedikleri metro kartlarına anında sahip olabiliyorlar. Veya QR kodlarla mağaza içerisinde, kasa bölgelerinde müşteri numaralarına erişebiliyorlar. Şarap reyonumuzdaki kiosklarla alışveriş yaparken pişirmeyi planladıkları yemek için yemeğin yanında hangi şarabı alabileceklerini yöresine göre, üzüm çeşidine göre, matchlemesine göre, uyumuna göre yine kiosklarımızdan bakıp şarap seçimlerinde buradaki bilgileri kullanabiliyorlar. Diğer taraftan sürdürülebilirlik dedim, keza pandemiyle beraber sağlık da çok ciddi öne çıktı. Dolayısıyla güvenli gıdaya erişim, sağlıklı beslenme bugün tüm tüketicilerin ajandasında bir numaralı madde. Biz de bu anlamda sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık ve yine gelecekte de hızlandırmaya devam ediyor olacağız. Buradan bakacak olursak güvenli gıdaya erişim ancak izlenebilirlikle mümkün olabiliyor. Bizim izlenebilirlik yolculuğumuz 2014 senesinde başlamıştı. 30 senedir Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketiz. 2014 senesinde de izlenebilirliği kırmızı ette başlatmıştık. Metro takip barkod uygulamasıyla müşterilerimize almış oldukları kırmızı taze eti için %100 izlenebilirlik sunmuştuk. Bugün bunu müşterilerimiz faturalarındaki barkodlar sayesinde takip edebiliyorlar. Kendi markamız MetroChef altında sattığımız tüm kültür balıklarımızda %100 izlenebilirlik mevcut. Balda aynı şekilde Metro Premium balımızda %100 izlenebilirliği sunuyoruz. Ve çok yakın zamanda da taze meyve ve sebzede %100 izlenebilirlik hareketimizi başlattık. Tabağında ne var hareketimizle de tüm ürünlerimizde, tüm meyve sebze ürünlerimizde tarladan sofraya bu ürünlerin yolculuğunu müşterilerimizle paylaşıyoruz. 15 farklı kategoride çok çeşitli bilgilere müşterilerimizin ulaşmasını sağlıyoruz ki bunların içerisinde aldıkları ürünün besin değeri, hangi tarlada hangi çiftçi tarafından yetiştirildiği veya hangi denetimlerden geçtiği, en son ne zaman denetlendiği, kullanılan pestisit oranları, bunların denetim raporları, üreticinin sosyal sorumluluk denetimlerinin sonuçları gibi çok farklı kategorilerde müşterilerimize %100 izlenebilirliği sunuyoruz. Ve bu sayede de 105 bin üreticiyi aslında sistemimize dahil etmiş ve eğitmiş olduk. 8500 farklı üründe de bunları sunabiliyoruz.
Şimdi finansmandan da bahsettik. Herkesin ekonomik sıkıntılardan geçtiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu anlamda da yine sürdürülebilirlik çerçevesi altında gıda atığı çalışmalarımızı hızlandırdık. Hem müşterilerimize çözüm sunabilmek adına hem de toplum içerisinde bunun farkındalığını arttırmak adına gıda atığı çalışmalarımıza hız verdik. Gıda atığında da aslında üç bacakta çalışıyoruz diyebilirim. Öncelikle kendi operasyonlarımız. Kendi operasyonlarımızda çalışmaya 2017 senesinde başlamıştık ve bugüne kadar da bağışlar, aşı evlerine yapılan bağışlarla 1.8 milyon öğün üretilmesini sağladık ve bu gıdaları çöp olmaktan kurtardık. Diğer tarafta tedarikçilerimizle olan işbirliklerimiz söz konusu. 10x20x30 inisiyatifiyle tedarikçilerimizle birlikte onların üretim aşamalarındaki gıda atığının azaltılması üzerine çalışıyoruz. Son bacağımız da müşterilerimiz diyebilirim. Tarım Bakanlığı ve FAO ile birlikte başlattığımız bir projemiz çerçevesinde de Horeca sektöründe mutfakta gıda atığının azaltılması için müşterilerimize kılavuz niteliğinde eğitim hazırlıkları içerisindeyiz. Dolayısıyla gıda atığını da müşterilerimizin finansal güçlüklerinde onlara destek olacak, onların işletmelerini daha doğru yönetmelerini sağlayacak bir çözüm olarak görüyoruz. Büyüme stratejileri dediğimizde ben şunu söylemek isterim. Bizim büyüme stratejilerimiz her zaman için özünde topluma değer katmayı barındırır. Biz tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle birlikte büyümeyi hedefleyen bir şirketiz. Dolayısıyla gelecekte de destek çalışmalarımızla, eğitimlerimizle gerek sürdürülebilirlik alanında olsun, gerekse müşteri deneyimi alanında olsun, müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle birlikte büyüme stratejilerimizi hayata geçiriyor olacağız. Çok teşekkürler. Sevgili Bülent Gürcan'la Teknosa CEO'su ile devam edelim. Siz önümüzdeki bir yılı nasıl tahmin ediyorsunuz? Hedeflerinizde paylaşır mısınız? Evet, tekrar teşekkür ederim. Rauf Bey, tabii şeyi konuşuyoruz. Aslında biz Türkiye'deki iş insanları olarak bu belirsizlikleri yönetmek konusunda oldukça maharetli olduğumuzu zaten birçok platformlarda konuşuyoruz. Ve ben onu düşünüyorum. Son birçok yıla, ya çok zor bir yıla giriyoruz diyerek hep başladık. Hep böyle başladık ve bir şekilde de ama sonra işlerimizi yürütmeyi de başardık iş insanları olarak. Dolayısıyla bu yıl gene 2021 belli ki çok zor bir yıl olarak karşımıza çıktı. Sevgili Murat Erkan'ın az önceki söylemini beğendim doğrusu. Biz buradaki katılımcılar olarak biraz bu pandemi döneminde öne çıkan ihtiyaçları gideren firmaların temsilcileri olarak biraz bu dönemi daha olumlu geçirdik diye söyleyebilirim. Dolayısıyla 2021 bizim için, benim için, bizim şirketimiz açısından da bu anlamda geçecektir diye tahmin ediyoruz. Çünkü az önce sevgili Murat Emirhan da söylediği gibi yani bu ihtiyaçlar bundan sonra bazı ihtiyaçlar kalıcı. Bazı iş yapış şekilleri kalıcı. Dolayısıyla bu yıl bu anlamda biraz daha olumlu düşünebiliriz. Tabii geçen sene evet biz de Teknos olarak o değişime çok hızlı uyum sağladık. İşte online oyuncu olduk hemen bir anda ve pazardan hızlı büyüdük ama bir sürü de aslında belirsizlikler vardı. Hazırsız olmadığımız yerler vardı elbette. Ben bu yıl 2021'de bu anlamda biraz daha olumlu görüyorum. Çünkü bayağı bir şeyler öğrendik. Yani bugün işte içinde bulunduğumuz bu günlerde bizim mağazalarımız kapalı. Çok doğru bir kararla vaka sayıları da inşallah düşecek. Bir anda çok kolay bir şekilde tekrardan online'dan hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah 17'sinde 18'inde mağazalarımız açılacak. Hemen tekrar o shift'i hızla yapacağız. Dolayısıyla bu yıl belirsizlikler o anlamda biraz daha az. Geçen sene hiç bilmediğimiz bir dünyaya uyandık. Nitekim 2 aylık verilere baktığımızda Ocak, Şubat GFK verilerine pazar gene %30 büyümüş. Notebooklar %107'lik bir büyüme kaydetmiş ilk 2 ayda. E-ticaret bizim tarafta ilk 3 ayımızda gene halka açıkladığımız rakamlarla %80 büyüdü ve 202 milyonluk bir hacme ulaştık biz e-ticaret tarafında. Yani aslında ilk 2-3 ayın göstergesi de sanki bu yıl bu trendler devam edecekmiş gibi gözüküyor. Biz de tabii burada gene yeni duyurduğumuz biraz sonra belki daha sonraki konularda da temas ederiz. Biz de bu internetin bu kadar hızlı büyümesiyle omnichannel'ın üzerine bir de pazar yeri yatırımı ekledik. Dolayısıyla biz de marketplace oluyoruz.
Aslında dünyada şunu gözlemliyoruz ki dünyanın en büyük 10 perakendisinin 8'inin marketplace'i var. Dolayısıyla biz de bu yıl bu yatırımlarımıza hız vererek inşallah bu yılın sonunda biz de marketplace operasyonlarımızda müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki, teşekkürler. Bir soruyu ileteyim size, izleyiciden gelen. Mal tedarikinde sıkıntı yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? Ürün tedarikinde. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olsun izleyicimize. Biz ilk aslında geçen 2019 aralığında ilk pandemi Çin'de başladığında eyvah dedik. İlk aklımıza gelen bu oldu. Yani tedarikte sıkıntı yaşayacağız ve ona göre tedbir almaya başlamıştık ama hepimiz fark ettik ki Çin çok çabuk uyum sağladı ve hızlı üretim başladı. Dolayısıyla biz geçen sene bir mal sıkıntısı yaşamadık. Biraz ufak tefek notebooklarda özellikle gecikmeler vesaire oldu ama bir ürün sıkıntısı yaşamadık. Şimdi içinde bulunduğumuz bu günlerde bu çiplerle ilgili konuşmalar geçiyor. Çip sıkıntısıyla ilgili ama sanki hissettiğim ve gördüğüm biraz tabii otomotiv sektörü bundan daha olumsuz etkilenecekmiş gibi hissediyorum. Tabii sevgili Gökhan bu konuda benden çok daha iyi cevap verebilir bu teknoloji tarafında ama biz özellikle büyük markalarımızdan ana ürün kategorileriyle ilgili bir sıkıntı olmayacağı gibi bir duyumumuz var. Peki, çok teşekkürler. Gökhan Bey'le devam edelim. BSA Türkiye CEO'su. Gökhan Bey, Bülent Bey'in kaldığı yerden o soruyu size de sorayım. Daha sonra esas soruma da geleceğim. Tedarikte bir sıkıntı yaşanır mı, yaşanıyor mu ürün tedariğinde? Çok geniş bir ürün gamı var elbette ama ben genel bir cevap vereceğim. Evet. Ve bütün sektörün bütün oyuncularını yansıtmıyor olabilir verdiğim cevap. O yüzden bunun bir genel cevap olarak alınmasını temenni ediyorum. Genelde yaşanmıyor. Çünkü bu geçen sene özellikle ihracatın ve iç pazarın aynı anda açılması döneminde bazı sıkıntılar olmuştu. Fakat bugüne geldiğimizde artık dengelenmeye başladı ve bu yeni dengeye göre zaten talepler ve fiyatlar da şekillendi. Dolayısıyla ben bu sene belirgin bir sıkıntı bizim sektörümüz açısından oluşacağını öngörmüyorum. Şimdiye kadar oluşmadı. Bundan sonra da oluşmayacaktır. Ama elbette kesintiler oluyor. Aynı Bülent'in bahsettiği gibi bazı ara malzemelerin, bazı evvelden bile sub-assemblerin tedariğinde Çin'in çok hızlı büyümesi, çok hızlı açılması ve bütün dünyadaki bazı kaynakların hepsini kendisine yönlendirmesi sonucu kısıntılar oluyor. Bir şey de belirtmek lazım. Elbette özellikle mal transfer eden sektörler bu sene ciddi bir navlun bedeliyle de karşı karşıya. Çünkü Çin'in bütün malzemeyi ve malı emmesi ve büyük bir pazarda büyük bir üretim üssü olarak bütün konteynerleri o taraflara, o pazarlara hapsetti. Dolayısıyla diğer taraflara gitmesi gereken ürün ve malzemeler için çok ciddi navlun bedellerinin ödendiği dönemler oldu. Bu navlun bedelini ödemek istemeyen bazı küçük oyuncular tedarik açısından sıkıntı yaratmış olabilirler. Bazı tüketiciler böyle sıkıntılar görmüş olabilirler ama genelde büyük firmaların, büyük markaların bu sıkıntıların hepsini bertaraf ettirip tüketiciyi memnun kılacak çalışmalar hep oldu. Peki, teşekkürler. Ben önümüzdeki bir yılı sorayım, sizin hedeflerinizi. Bunu anlatırken bir de izleyici sorusunu da birleştireyim. Çok hızlı büyüdünüz. Belki bayağı bir kendi deyiminizle beklentilerin çok uzağında büyüdünüz. Bu büyüme sonraki yıllarda daralmayı da getirir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Etkene alınmış talep sonra bir durgunluğu getirir mi sizin sektörünüzde? Türkiye bu dalgalanmaları hep gördü. Direkt o soruya cevap vererek başlayayım. Evet. 2017 senesinde de talebin önemli miktarı öne çekilmişti. Çünkü ÖTV kampanyası yapılmıştı. Neredeyse bütün yıl süren bir şekilde. Türkiye 2008 krizinden 2009'a geçerken beyaz eşya sektöründe ve özellikle mobilya yani evin içiyle ilgili sektörlerde ÖTV ve KDV muafiyetleri yani indirimleri yaparak bu sektöre teşvik etmişti. Çünkü ciddi istihdam ve değer yaratan bir sektör bu. Dolayısıyla böyle bir çok büyüme yılları ve arkasından da elbette sakinleşme seneleri oldu. Ama esas sorunun cevabına gelirsek 2022'yi atladım. Çok hızlı gittik. 2021 senesinin başlangıcı ve bundan ötesine baktığımız zaman tüketici davranışlarının çok değişmeyeceğini zaten diğer konuşmacı arkadaşlarım da söylediler. Onu öngörüyoruz. Dolayısıyla aslında talebi tetikleyen
dinamiklerin hepsi Türkiye'de aynen duruyor. Nüfus, hane sayısı, yazlıklara, yaylalara göçler, öğrencilerin şehir değiştirmesi, memurların şehir değiştirmesi, tekrar yenilenmeler, yeni hanelerin kurulması, gerek küçük hanelerin gerek evlerine kurulan büyük hanelerin kurulması. Bu dinamiklerin hepsi devam ediyor. Dolayısıyla aslında pazarda bir dengelenme olsa bile küçülme şeklinde olmayacak diye öngörüyoruz 2021 senesinde. Ama tabii bu bütün yıl geçen seneki gibi geçecek manasında da gelmeyecek. Çünkü 2021'in 2020'den farkı diyoruz ki tüketici hep aynı elbette, tüketici aynı. Ama diğer taraftan işin mali ekonomik boyutunda çok şeyler değişti. Finansman maliyetleri şu anda daha yüksek. Dolayısıyla bunlar tüketiciye bir fiyat olarak yansıyor. Malzeme maliyetleri bütün dünyada yükseldi. Çünkü dediğim gibi Çin bütün üretimi için dünyanın her tarafından malzeme alıyor ve sadece Ocak ayında bile malzeme fiyatlarında gelen yansımalar fiyat artışı şeklinde çok büyüktü. Yani çok hızlı bir şekilde giriş oldu yıla ve özellikle biliyorsunuz malzemeler dövizle fiyatlanıyor, Türk lirasıyla fiyatlanmıyor. Bütün yani bakırdan, madenden, nikelden bahsediyorum, demir çelikten bahsediyorum, plastikten bahsediyorum. Dolayısıyla bunun da elbette fiyatlara yansıması oluyor. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman bir de enflasyon ve devalüasyon var. Dolayısıyla tüketicinin gelirinin erimesi. İlaveten bir de bu yılın ikinci yarısına beklediğimiz artık toplumun daha rahatlaması, bu salgının negatif etkilerini aşılamayla biraz rahatlamasıyla harcamalarının evin içinden biraz daha çok evin dışına geçme ihtimaline baktığımız zaman yılın ikinci yarısında biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Yani bunların hepsi talebi birazcık yavaşlatacak unsurlar. Ama 2021'in toplamına yani öngörümüze etkisi olacak şeyler değildir. 2020 gibi büyür mü 2021? Hayır. Ya kesinlikle. Aynı seviyede kalması bile müthiş bir seviye, müthiş bir başarı olacaktır. Müthiş bir seviye olacaktır ki 3 aşağı 5 yukarı da bizim öngörümüz bu yöndedir. Dolayısıyla biz roller coaster ride beklemiyoruz. Elbette soluklanması olacaktır ama Türkiye hep tavanları yaşamıştır, sonra tavanları yaşamıştır. Bizim sektörümüzde bunların olduğu dönemler oldu ama bu dönem onlardan bir tanesi olmayacaktır diye hem umuyorum, hem temenni ediyorum, hem de planlarımızı ona göre yapıyoruz. Çok teşekkürler. Kısa bir izleyici sorusunu da aktarayım. Teknosa'da lider, ürün lideri notebooklardı. Artış olarak sizde en dikkat çekici normal din üstünde artış gösteren ürün hangisi olmuştur? Evet, bizde de notebooklar oldu. Yok, tabii. Bülent Bey, Gökhan Bey'e sordum. Sizde notebooklar oldu. Gökhan Bey'de, pardon, affedersiniz. Estağfurullah, özür dilerim. Geçen sene en büyük artışlar buzdolabı ve bulaşık makinesinde yaşandı. Çünkü buzdolabının içerisinde derin dondurucu da katıyorum ben. Çünkü dediğim gibi evet, evin içerisindeki büyük cihazlara ve daha çok saklama alanına ihtiyaç hızlı bir şekilde gelişti. Tercihler bu yöne kaydı ve esas lider de derin dondurucudur baktığınız zaman böyle bakımda. Bir de elbette bulaşık makinesi, çünkü evlerde o kadar çok yenildi, içildi ki bu daha çok kullanılan bir ürün haline geldi. Ve dolayısıyla penetrasyon da biraz daha düşük bir üründü. Çok hızlı talebi arttı. Küçük ev aletlerinin içerisine girdiğimiz zaman orada rakamlar fersah fersah yüklendi. Mutfak robotları, yemek hazırlamak için, kek hazırlamak için kullanılan mikserler, mutfak robotları, kahve makineleri, özellikle otomatik espresso makineleri dediğimiz, bizim sattığımız kahve makinelerinin satışları çok büyük arttı. O pazar çok hızlı büyüdü. Yani biz çok fazla büyüdük, pazar da dolayısıyla çok fazla büyütmüş olduk. Dolayısıyla evin içerisindeki konfora yönelik, o mutfaktaki yaşam döngüsüne yönelik her şey çok büyük arttı. Ben bunları sayabilirim. Bir de elbette şu artık kablosuz ve ayakta duran sınırsız süpürgeler diyoruz biz onlara. Onların da satışı çok fazla arttı. Çünkü insanlar evde yaşadıkça o temizlik yapma ihtiyaçlarını çok daha kolaylaştırma metodunu bulmak için bu tür ürünlere kaydılar. Bizim de orada hazırlığımız vardı zaten. Bunların satışları, bu tip ürünlerin satışları çok fazla arttı 2020 senesinde. Çok teşekkür ederim. Devam ediyor demin söylediğim sebeplerle. Çok teşekkürler. Murat Akşam'la devam edelim. Sevgili Murat Akşam, Türkiye Finans Genel Müdürü. Size gelen bir soruyu ileteyim. Sonra esas sorumu da soracağım. Son bir yılda sizi bankacılıkta şaşırtan en önemli şey ne oldu? Hangi gelişmeye, hangi veriye şaşırdınız?
Tabii dijitalleşmedeki hız bir yandan beklediğimiz bir şeydi ama bir yandan da şaşırdığımız bir şey oldu. Bütün bankalar anında adapte oldu. Müşterilerimizin bu anlamda kullanım alışkanlıklarının bu kadar hızlı dijitale geçmesini de açıkçası biz de beklemiyorduk ama çok hızlı adapte oldular. Onu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Geleceği önümüzdeki bir yılı paylaşırken Türkiye Finans olarak son dönemde yarattığınız sektörde farkları da anlatarak bir çerçeve çizer misiniz? Tabii ki. Ya Türkiye Finans olarak bizim son 3-4 yıldır zaten kendimize koyduğumuz bir hedef vardı Rauf Bey. Onun çerçevesinde de gururla söyleyebilirim ki, keyifle ve gururla söyleyebilirim ki de emin adımlarla ilerliyoruz. Biz kendimize bir ilk 10 banka arasına girme hedefi gibi bir hedef koyduk. Bunda da kademe kademe bunun altyapısını hazırlamaya, çünkü bir günde olabilecek bir şey değil, devam ettik ve hızla da uygulamaya başladık. Bu sene zaten bir sıra daha yükselip 12. büyük banka olduk. Dolayısıyla bunu devam ettirmek şeklinde ilerliyoruz. Bir de zaten aslında söylemesi basit ama yaparken birazcık meşakkat gereken bir yaklaşımımız var. O da nedir? İnsan odaklı yaklaşım. Yani bütün katılımcılar zaten bunu söylüyor, müşteri diyoruz ama müşteriyle beraber insanı da merkeze aldığımız, sonuçta müşteri dediğimiz kişi insan, onların ihtiyaçlarını bir şekilde anında algılayıp proaktif bir şekilde çözümler sunarak bunu uygulamaya almak kuşkusuz çok büyük faydalar sağlıyor ki 2020 yılında da bunu yaptık. Bu sene de devam ettiriyoruz. İşte artık biz bir nevi kişiye özel dikim yapan bir finans kuruluşu olmak durumundayız. Yani herkese her şeyi vereceğiniz bir şey değil de işte ne demek istiyorum? Sağlıkçılara ayrı bir işlem, kamu çalışanlarına ayrı, öğretmenlerimize ayrı, emeklilerimize ayrı, gençlerimize ayrı, öğrencilerimize ayrı. Dolayısıyla herkesin ihtiyacına uygun özel terzi dikimi gibi yapacağımız butik bir hizmet vermek durumundayız ve bunu uygulamaya başladık. Bunun da çok büyük faydalarını gördük ve görüyoruz. 2021 yılında da bunu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Tamamen kişiye özel, insan odaklı yaklaşımımızla bu büyümeyi devam ettireceğimize inanıyoruz. İkinci bir güçlü yanımızda ve önemli gördüğümüz gene stratejilerimizden birisi de biz diyoruz ki artık motto olarak Türkiye finanslı olmanın yeri ve zamanı yok ama buna genel olarak finansal hizmet almanın yeri ve zamanı yok diye de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz 7 gün 24 saat açığız. 7 gün 24 saat sizin ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızdayız. Yani Teknosa'dan bir notebook mu almak istiyorsunuz? Finansman ihtiyacınız mı var? Biz yanınızdayız. Gece 10'da da alabilirsiniz. Cumartesi pazar da alabilirsiniz. Ya da cumartesi pazar bir beyaz eşya mağazasına mı girdiniz? Biz oradayız. Rahatlıkla 24 ay, 36 ay vadeyle, ki bunu o kadar net görüyoruz ki kapanma dönemlerinde bizim nispeten o anlamda ihtiyaç finansmanımız azalıyor. Ama cumartesi pazarların açık olduğu dönemlerde anında rakamlar yükseliyor. Dolayısıyla biz cumartesi pazarlarda müşterilerimizin yanındayız. İhtiyacı zaman bunu sadece beyaz eşya diye düşünmeyin. Bu bir cep telefonu olabilir, bu bir araba olabilir. Dolayısıyla hemen hemen her konuda ihtiyaç duyduğunuz yerde zamandan ve mekandan bağımsız olarak yanınızdayız diyoruz. Bunu uygulamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tabii ki bunun altyapısı kolay olmuyor ama keyfimiz yerinde orada. İyi hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. İşbirliklerimiz hızla artıyor. Dolayısıyla burada aynı şekilde aynı güçle devam ettireceğiz. Son olarak da yine üretimin, mal ve hizmet üretiminin de yanındayız. Dolayısıyla bir yandan bu tedarikçiler orada ticari anlamda bunu desteklerken, ki bunu sadece mağaza olarak düşünmeyin, elektronik ortamlarda da biz müşterilerimizin yanındayız. Yani elektronik bir alışveriş sitesinden, e-ticaret sitesinden de siz hizmet ettiğinizde rahatlıkla bizim 24 ay, 36 ay, 48 ay vadeli hizmetimizden, finansman hizmetimizden yararlanabilecek durumdasınız. Bir de üreti tarafı var tabii ki bu tedariki yapanlarla beraber. Ben orada da nispeten iyimserim ve orada da bu sinyalleri görüyoruz. Bugün hep beraber gidip gördüğümüzdeki müşteri ziyaretlerimiz de elimizden geldiğince kapanma döneminden önce aksatmadan devam ettirdik. Yani Gaziantep olsun, Kayseri olsun, Bursa olsun, baktığınızda üretim artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu üretim artışında
az evvel diğer katılımların söylediği gibi ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklı işletme finansmanı ihtiyaçlarında da biz müşterilerimizin yanındayız. Keza yatırım yapan kişilerin de yanındayız, firmalarımızın da yanındayız. İyimser olduğum tarafta şu, malum aşılama tüm dünyada hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani sizler de okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. İşte örnekleyeyim, Amerika 150 milyon kişiye iki aşıyı yapmış, 220 milyon tane toplam aşısı var ve Temmuz ayında hemen hemen her tarafı açmayı planlıyor. Keza İngiltere aynı şekilde, yavaş yavaş Almanya aynı şekilde. Şimdi bunların tabii ki açılması üretim anlamında, ihracat anlamında Türkiye'ye çok büyük fırsatlar getireceğini, evdeki talep patladığı amenna kabul ediyorum, doğru, ama bir de bu şekilde ertelenen taleplerle kaynaklanan, ben Türkiye'nin ihracat tarafında kuvvetli bir büyümenin üretim tarafına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu olumlu yansımanın da biz yanında anında olacağız zaten. Bütün müşterilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bizim hem ithalat hem ihracat rakamlarımız da 2021 ilk çeyrekte ciddi anlamda artmaya başladı. Yani finansmanını yaptığımız anlamda. Şunu söyleyebilirim, 2021 yılında özellikle ithalat tarafında geçen seneye baktığımız, kendi kurumumuz açısından söylüyorum, geçen senenin rakamlarını yakalamış durumdayız. Keza ihracat da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi böyle baktığımızda biz 2021 yılında da kötümser değiliz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle Haziran sonu, Temmuz sonu, az evvel katılımcıların haklı olarak söyledikleri yüksek finansman maliyetlerinin de kademe kademe yıl sonuna kadar birazcık azalmasıyla yine orada bir tüketim tarafında ertelenen taleplerin devreye girmesiyle birazcık daha geçireceğimiz inancındayım. Genel yaklaşımımızda özetle insan odağımızdan ayrılmayacak, kesintisiz, zaman ve yer bağımsız hizmet vermeye devam edeceğiz. Üretimde, mal ve hizmet üretiminde de mutlaka bütün şirketlerimizin ihtiyacı duyan küçük işletmelerimizin yanında olacağız. Bu şekilde 2021 geçireceğimize inanıyorum. Çok teşekkürler. Kısa bir izleyici sorusu ileteyim. Bu uzaktan müşteri edinme sektör için büyük bir sonuca neden olacak mıdır? Büyük bir dönüşüm, büyük bir hareket getirecek midir diye sorulur. İnanıyoruz, oluyor da zaten. Yani çünkü artık bir şubeye gitmenize gerek yok. Şimdi sektör için en önemli taraflarından birisi olacak. Şubeleşme eskisi kadar kuvvetli olmayacaktır. Bir defa sektörün kendi dinamikleri açısından küçük banka, büyük banka ayrımı nispeten ortadan kalkacaktır. Çünkü artık 24 saat herkes her şeyi yapabiliyor. Öyle bakabilirsiniz. Üçüncüsü de kişilerin gerçekten tasarruflarını, bizim iki bacağımız var biliyorsunuz. Bir tasarrufları koruma, tasarrufları değerlendirme. Bir de öbür taraftan da ihtiyacı olanlara bu tasarrufla finansmanı verme. İnsanlara artık tasarruf tarafında da çok rahatlıkla anında yeni yatırım araçlarını da sunabiliyor olacaksınız. Yani müşteri ya bu benim çalıştığım kurumda yok ama atıyorum Türkiye Finans'ta var deyip çok rahatlıkla gece müşteri olup anında o tasarruf yatırımını yapabilecek. Mesela bizim TFX Sargıt diye bir sitemiz var biliyorsunuz. Biz orada çok basit döviz alım, kıymetli maden alım satımıyla başladık ama şu an hızla oraya yeni tasarruf araçları ekleyerek yatırım fonları, hisse senetleri, kira sertifikaları dediğimiz her türlü tasarruf araçlarını kademe kademe ekleyerek müşterilerin tasarruflarını koruma anlamında da destek oluyoruz. Dolayısıyla bu yeni müşteri edinimi vasıtasıyla çok basit. Cumartesi günü aklınıza geldi, araştırdınız, baktınız, açıyorsunuz. Açık bir banka var mı, açık bir şube var mı diye düşünmüyorsunuz. Müşteri oluyorsunuz. Müşteri olduktan sonra da anında hesabınızı değerlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu inanılmaz bir ivmelendirme kazandıracak. Dediğim gibi bu tasarruf tarafında, dönün öbür tarafta finansman tarafında gene aynı şekilde. Gece 12'de ya da şu an sizinle konuşurken bir şeye ihtiyacınız olduğunu anladınız. Hemen gidip çok rahatlıkla finansmanınızı alıp çok otomatik zaten karar mekanizmalarıyla para hemen hesabınıza ya da ilgili satıcı hesabına geçerek malı almış oluyorsunuz. 36 ayda, 24 ayda, 12 ayda nasıl uygun göreceğiniz bir zamanda da yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben buranın sektöre ve bize ivmelendirme kazanacağına inanıyorum. Soruyu öyle cevaplamış olayım. Çok teşekkürler. Murat Emirdağlı'ya devam edelim. Hepsi burada CEO'su. Önce bir izleyici sorusunu ileteyim. Türkiye'de
Marketplace alanında Bülent Bey de bahsetti ama bir kalabalıklaşma, aşırı bir giriş var mı? Ne diyorsunuz diye izleyicimizden gelen soruyu iletmiş olayım. Bence pazardaki potansiyel çok yüksek ve potansiyelin gelecek yıllarda 2025'e kadar e-ticaretin toplam perakende içerisindeki payını bir iki kere daha katlayacağını biz öngörüyoruz. En az bir kere daha katlayacağını öngörüyoruz 2025'e kadar. Yani pazar çok büyük. O açıdan bakıldığında ben hani belki her oyuncunun girmesinde bir sakınca olduğunu hiç düşünmüyorum. Sonuçta zaten son kararı tüketici ve kullanıcı veriyor. Yani herkes kendi hizmet ve değer önermesini sunacak. Sonunda doğru kararı müşteri verecek. O yüzden hani bu konuda hani çok oldu az oldu demek bence yanlış. Bırakalım herkes rekabet açık bir ortamda elinden gelen en iyisini sunmaya çalışsın. Hem müşteriler de tüketiciler de kendi takdir ettikleri şekilde servislerini seçsinler. Biz zaten biliyorsunuz bu konuda hani bir cevabı bağlarken şunu söyleyeyim. Türkiye'nin herhalde bu anlamda gerçekten tek yerli ağırlıklı bildiğiniz gibi hikayesi biziz. Yerli ve milli diyelim. Hikayesi biziz. Bu anlamda birçok uluslararası oyuncuyla beraber uzun süreden beri zaten aynı pazarda da yer alıyoruz. Bunda hiçbir sakınca görmüyoruz. Biz hala pazarın liderliğini, büyümemizi sürdürüyoruz. Birçok hizmette öncülük etmeye devam ediyoruz. O açıdan aslında rekabetin kaliteyi arttırdığını düşünerek biz öyle bakıyoruz olaya. Yani herkes rekabete açık olmalı. Müşteriye en iyisini sunmak için yarışmalı. Müşteriler de kararını vermeli. O açıdan belki uzun bir cevap oldu ama özünde yaklaşım bizim böyle. Gayet iyi bir yanıt oldu. Teşekkürler. Peki önümüzdeki döneme yönelik değerlendirmenizi, bir yıl ve büyüme hedeflerinizi, planlarınızı alayım. Teşekkürler. Kısaca belki bunu kafamda 5 tane maddede özetleyebilirim diye düşündüm. Tabii, buyurun. Bu geçen sene gördüğümüz büyüme ve momentum devam edecek bizim sektörde diye öngörüyoruz. Çünkü dedim ya daha önümüzdeki 4 yılda bir kere daha bu sektör kendini penetrasyon anlamında en az bir kere daha katlayacak. Yani bu büyüme dijital dönüşüm aynı momentum devam edecek diye öngörmek aslında bizim taraftan bakıldığında çok gerçekçi. Diğer bir taraf bizim hani bu işi yaparken bu sene ötesinde de yine fark yaratacağımız düşündüğümüz de bir unsur olan kültürel yaklaşımımız. Biz burada hani herkese de bahsetmiştim. İki ana yaklaşımımız var bizi farklılaştırdığını düşündüğümüz. Bir tanesi biz hani yıkıcı değil yapıcı teknolojiye inanıyoruz. Bu anlamda buradaki bütün iş ortakları, diğer sektörler, devlet, özel sektör, STK'lar, müşteriler hep dayanışma içinde işbirliği yapmaya çok açığız. Ve böyle bir yapısı var bizde. Bu kültürümüzün bir parçası. Bu bizi çok farklılaştırıyor diye düşünüyoruz. Diğer tarafta hani Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı'yı birleştiriyoruz diyoruz biliyorsunuz. Yani Silikon Vadisi'ndeki veri, sistem, süreç nosyonlarını bu topraklardaki ticaret yapma, insana değer verme ve tecrübeye bağlıyoruz. Ve bu şekilde fark yarattığımızı rahatlıkla görüyoruz. Buna devam edeceğiz. Ve bunun da hani bizim iş yapışımızdaki farklardan bir tanesi olacağını söylemem mümkün. Bunu sosyal dayanışma anlamında hayatımızda görüyorsunuz. Şu anda Ramazan ayındayız. Mesela halihazırda biz yine geçen sene olduğu gibi müşterilerle beraber, devletle beraber, birçok organizasyonla beraber on binlerce ihtiyaç sahibi aileye bu dayanışma paketlerimizi ulaştırıyoruz. Bu sağlık çalışanları oldu, KOBİ'ler oldu biliyorsunuz, kadın girişimciler. Hep bunlar devam eden yaklaşımlarımız. Çünkü biz bu ekosistemin sağlıklı olmasının herkesin menfaati olduğunu biliyoruz. Üçüncü belki madde altı çizmem gereken yatırımların aynen devam edeceğidir. Demin bahsettiğim tüm Türkiye'deki operasyon, lojistik, teknoloji yatırımları, ARGE yatırımları artarak devam edecek. Çünkü bu büyümenin altyapısını önden oluşturmak çok bir önem taşıyor. Bizim demin bahsettiğim deneyimleri sunmak için. Deneyimlerden de anlaşılacağı gibi sadece müşteriyi kastetmiyorum. Yani işte demin bahsettiği kapıdan randevulu iade, 2 saat telefon teslimatı, eskisini getir, yenisini al falan bunlardan hep bahsediyoruz. Ama bir de işletme tarafı var. Biz artık işletmeleri, KOBİ'leri özellikle, Türkiye bir KOBİ pazarı, e-ticarete oldukları yerden ülkenin içinde ve dışındaki milyonlarca insana ulaştırmak için bu lojistik hizmeti olabilir, dağıtım hizmeti olabilir, reklam verme hizmeti olabilir, finansman hizmeti olabilir, siz söyleyin. Bunları artık sunulacak bir paket haline getirdik ki herkesin aslında bu zor dönemlerde işini olduğu yerden büyütmesine imkan sağlayabilirim. Bir dördüncü madde, ekosistem yaklaşımı. Bence bu bizi yani çok heyecanlandıran bir şey. Biz dünyadan sizin yakın takip ettiğiniz Super App denen süper uygulama hikayesini bu bölgeden çıkaracak ilk oyuncu olmak istiyoruz. Amacımız aslında herkesin burada bildiği ve çok sıkmadan özetlemek isterim.
E-ticareti hep konuşuyoruz. Ki zaten e-ticaret bizim bu ekosistemin tam merkezinde yer alır. Hepsi burada çok çok takvimi söylüyorum. 30'dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürünün yer aldığı, ayda 200 milyondan fazla ziyaretin olduğu bir dev makina. Hem bu makina tam merkezde. Etrafında Hepsi Express var, dakikalar içinde süpermarket, birçok zincirle beraber çalışıyoruz, yine iş birlikleri yapıyoruz. Arkasından Hepsi Pay, ödeme sistemleri çözümümüz. Arkasından Hepsi Fly, artık hava uçak yolu biliyorsunuz satmaya başladık. Bunun dışında Hepsi Lojistik, Hepsi Fly, Hepsi Jet gibi gibi daha niceleri var. Aslında amacımız şu, insanlar günlük ihtiyaçları neyse gelsinler, hepsi burada da bunun tamamına ulaşsınlar. Ve en iyi deneyimi aldıklarını bilsinler. Bunun için de aslında bu Super App yaklaşımının bizim için çok farklılık yaratacağına inanıyoruz. Son noktaysa açık bu hikayenin hepsinin biz Türkiye için çok önemli olduğunu bilmekle beraber amacımız Türkiye'den dışarıya taşan bir hikaye çıkarmak. Çünkü biz Türkiye'nin gurur duyacağı Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasındaki büyük coğrafyadaki bir fırsatı farkındayız. Ve biz bu kendimiz olarak bu coğrafyanın en büyük platformu olmak istiyoruz. Super App uygulaması olmak istiyoruz. İlk ve en büyük. O yüzden aslında bütün vizyon hem Türkiye'de bunları tabii ki çok sağlam şekilde kurgulamak, arkasından da dünyaya açılan bu hikayeyi çok sistematik bir şekilde hayata geçirmek. Bizim belki önümüzdeki yıl ve hatta birazcık önüne taşıdım, sonraki yılları da kapsayan yaklaşımımız böyle. Çok teşekkürler. Sevgili Murat Erkan ile devam edelim. Turkcell Genel Müdürü. Önce bir izleyici sorusunu iletmek istiyorum. Geçen geride kalan yılda büyük bir istihdam yarattığınızdan bahsetmiştiniz. İki tarafını soruyor izleyicimiz. Bir, devam edecek mi? İkincisi, hangi tip pozisyonları, yetkinlikleri bulmakta zorlanıyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum soru için. Şimdi muhtemelen tabii Turkcell büyük bir ekosistem. Benzer oranlarda, benzer noktalarda büyümeyi hedefliyoruz. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim çok çeşitli bir iş planımız, iş yapış şeklimiz var. Yani biz yolculuğa bundan 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak başlamışız. Ama bugün geldiğimiz noktada GSM operatörlerinin ötesinde işte bulut platformundan siber güvenliğe, dijital servislerden fintech çözümlerine kadar çok büyük bir yelpazede iş yapış şeklimiz var. Nerede zorlanıyoruz? Bugün Türkiye'de çok ciddi yazılım geliştirme konusunda yetkinlik sıkıntısı baş gösteriyor. Özellikle bunu bütün piyasada görüyoruz. Global piyasalarda da böyle. Bunun temel sebebi de aslında pandeminin tetiklediği bir şey. Mesela bizim bir ARGE departmanımız var. Turkcell Teknoloji. Burada 1300'ün üzerinde ARGE mühendisimiz var. Bu arkadaşlarımız yazılım geliştiriyorlar. Teknoloji geliştiriyorlar. Şunu görüyoruz ki artık çok enteresan teklifler gelmeye başlıyor. İşte İstanbul'dan çalışmaya başla. Hatta işte Bodrum'dan, Çeşme'den, Bursa'dan çalış, Antalya'dan çalış. Ama bize Almanya'da, İrlanda'da, İngiltere'de, hatta Amerika'da iş yap ve çalışma şeklini değiştirme modeli artık inanılmaz derecede patlama noktasına geldi. Biz şunu görüyoruz, buradaki mühendislerimize ciddi talep var. Piyasadan da hani bu talebi karşılayacak yeterince supply olmadığını da görüyorum. Bugün baktığınız zaman, örnek veriyorum, fintech alanına girdiğiniz zaman biz ona techfin diyoruz. Herkes bu işte, yani hiç aklınıza gelmeyen bir zincir, gıda zinciri bile fintech alanına girmek istiyor. Ne oluyor? Bunun için fintech'te, techfin'de en büyük değer teknoloji geliştirme. Bugün bankalar müşterilerini uzaktan müşteri yapmak istiyor. Telekom operatörleri, birçok oyuncu. Ne bunun için ne gerekiyor? Doğru yazılım, doğru arayüzler gerekiyor. Bu konuda da ben şunu görüyorum, ciddi eleman sıkıntısı var. Bir noktada siber güvenlik. Bu iş ne kadar dijitale kayarsa bir anda bu siber güvenlik vakalarında her gün artışlar geliyor. Şimdi isim vermek istemiyorum ama çok popüler. Geçen ay 4 ya da 5 büyük şirketin siber güvenlik açığı ortaya çıktı. Ve bunun çözümü de aslında birçok noktadan geliyor. Öncelikle siber güvenlik konusu odaklanmanız lazım. Bu konuda yetişmiş elemana ihtiyacınız var. İkinci nokta ise bunun
nereden alacaksın? Yerli milli olması çok önemli. Neden diyorum? Burada yabancı ürünlere bağımlılık riskleri de barındırıyor. Biraz uzun cevap verdim ama hassas bir konu. Yani siber güvenlik, bulut çözümleri çok değerli ve bununla beraber araştırma geliştirme, yazılım geliştirme konusunda da ciddi eleman açığımız var. Ve atak da var. Ve atak lokal firmalardan ziyade global oyuncuların enteresan tekliflerle geçiyor. Tabii burada kurun hareketliliği de çok önemli. Ya bugün baktığın zaman İngiltere'de asgari ücret 2300 pound. Buradaki herhangi bir developer'a asgari ücret verseniz ve Türkiye'den çalışmaya devam edin deseniz çok çok cezbedici olabiliyor. Buyurun. Önümüzdeki yılı, içinde bulunduğunuz yılı ve hedeflerinizle paylaşırsanız. Önümüzdeki döneme baktığımızda bizim sektörümüzde zorluklardan fazla fırsatlar olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz, biliyoruz. 2020 pandemi nedeniyle sağlıktan eğitime, ulaşımdan iletişime, neredeyse tüm sektörlerde köklü değişimlere yol açtı. Bu dijital dönüşüm adını verdiğimiz hikaye. Önümüzdeki yıllarda başta uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, teletip, online alışveriş, online eğlence, bunun için televizyon ve oyun var. Daha çok yükseleceğini düşünüyorum. Hani kalıcı olacaktır bu pandemide oluşan bazı deneyimler. Yavaş yavaş kalıcı hale gelecektir. Biz de bütün bu alanlarda ürün geliştirmeye, hizmetlerimizi buna uygun hale getirme konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Ve pandemi sürecinin bu yarattığı koşullara rağmen ciddi yatırım yapıyoruz. Yani 2020 yılında şöyle düşünün, yani krizin tam nereden geldiği, nasıl olduğu anlaşılmadığı bir yılda 9 milyar lira yatırım yapmışız. Önümüzdeki 3 yılda da biz 20 milyar liranın üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımları da dediğim gibi yeni işleri, yeni teknolojileri yapacağız. Çünkü bizim gibi sektörlerde yatırım yapmazsanız bir süre sonra oyun dışında kalıyorsunuz. 2021'de stratejik odak alanlarımız var. BIP gibi bugün en sıcak konulardan birisi anlık mesajlaşmada bu siber uzayı korumak, siber vatanı korumak konusunda önemli inisiyatiflerimiz var. İşte mavi vatan diyoruz, işte denizlerimizi koruyalım, ülkemizi koruyalım ama siber tarafta da siber saldırılardan korumak çok önemli. Biz de pazar yeri tarafında Türkcell Pazıcı lanse ettik. Yani bu da bir anlamda teknoloji anlamında, müşteri ihtiyaçlarını cevaplama anlamında çok önemli mesafeler kat edeceğimizi düşünüyoruz. Az önceki soruyla ilişkili yurt içi yurt dışında grup şirketlerimizle beraber 22 binden fazla istihdamımız var. Bunun ekosistemi de dahil ederseniz, yani bizimle iş yapan iş ortaklarımıza dahil edersek bu 100 binlerin üzerine çıkıyor. Biz burada işe alımlara devam edeceğiz. Bu koyduğumuz hedeflerde işte Techfin alanında, dijital servisler alanında, güvenlik, bulut, IoT çözümleri alanında yeni ürünleri, yeni servisleri çıkartmaya devam edeceğiz. Özellikle bulut oyunculuğu konusunda da önümüzdeki dönemin önemli platformlarını lanse ettik. Buradan da beklentilerimiz büyük diyerek sözlerimi toparlayayım. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş süremize yaklaştık ama son bir son sözleri, eklemeler varsa alayım. Zamanımız kalırsa gelen sorulardan da birer cümlelik yanıtlarla rica edeceğim. Sinem Hanım, sizin var mı eklemek istediğiniz benim atladığım? Ben öncelikle organizasyonunuz için sizlere, tüm katılımcılara, değerli konuşmacılara ve bizi dinleyenlere bir teşekkür etmek istiyorum. Ve herkese de sağlıklı günler diliyorum. Vaktimizi aştık, o yüzden hiç uzatmayacağım. Peki ben bir soru ileteyim. Sizin online ticaret tarafınız nedir diye sorar bir izleyicimiz. Orada nasıl bir yeriniz var? Başında da bahsetmiştim. Hem profesyonel müşteri gruplarımız söz konusu hem de son tüketici müşteri gruplarımız var. Profesyonel müşteri gruplarımızda Horeca'ya 2016 senesinden beri Metro Gastro Service adı altında bir sevkiyat hizmetimiz mevcut. Bu sevkiyat hizmetimizde müşterilerimiz siparişlerini online ortamda vermekteler. Biz buna e-ticaret demiyoruz çünkü profesyonel B2B pazarında müşterilerimizin birçoğuyla aslında vadeli
bir ilişkimiz var. Ödemelerimiz vadeli, ödeme günleri belirleniyor ve vadeli bir sistemimiz söz konusu. Dolayısıyla siparişinizi verdiğiniz anda ödemenizi de işte kredi kartınızda yapmak her zaman bir tercih edilen opsiyon olmadığı için biz bunu e-ticaret kapsamında görmüyoruz, ancak buradaki bütün operasyonlarımız aslında online ortamda müşterilerimizin web sitesi üzerinden bize siparişlerine ulaştırması vasıtasıyla devam eden bir süreç. Dolayısıyla profesyonel tarafta aslında online bir hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Son tüketici tarafında da yapmış olduğumuz pilotlarımız vardı. Bakkallarımıza sevkiyat hizmetinden bahsettim. Bakkallarımızı pandemi döneminde çok hızlı bir kararla hayata geçirdiğimiz için bu sevkiyat hizmetini, şu anda da onların platformu üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkürler. Sevgili Bülent Gürcan, ekleyeceğin var mıydı son olarak? Evet, ben de size ve izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla herkese sağlıklı günler diliyorum. Biz de bu yıl inşallah bu dijitalleşme, veri analitiği, işin geleceğine uyum şirket içinde ve daha iyi müşteri deneyimi yaşatmak üzere yoğun çabalar harcayacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hızlı yanıtladın. O zaman bir müşteri diyorum pardon. izleyici sorusu sorayım. Değişen müşteri alışkanlıkları pandemiden sonra eski haline döner mi? Az önce aslında sevgili Gökhan'ın da söylediği gibi, ya elbette tabii bir iniş çıkışlar oluyor ama biz hakikaten bazı alışkanlıkların kalıcı olacağını öngörüyoruz. Yani sevgili Murat Emirdağ'ın da söylediği gibi, şimdi dijitalleşme, online ne kadar kolay ve keyifli bir şey olduğu tabii anlaşıldı. Dolayısıyla bunun tadı alındı ve bundan sonra da artarak gidecektir. Dolayısıyla bizim gibi şirketlere de düşen, müşteri nereden istiyorsa, yani bugün mağazadan satın almak, iade, hızlı teslimat. Biz de bugün 40 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat yapıyoruz. Dolayısıyla bizlerin de perakendeciler olarak o müşterinin keyfine uygun süreçlerimizi yenilememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi bazı alışkanlıklar kalıcı. Teşekkürler. Gökhan Bey, BSH Türkiye CEO'su. Ekleyeceğiniz var mıydı sizin? Güzel bir program oldu. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler de benim kadar keyif almıştır bundan. O yüzden çok çok teşekkürler bu organizasyon için zaman, tekrar. Bir soru ileteyim. Son söyleyeceğinizi de söyleyeyim. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma sizde ne olur? Tahmininiz nedir? Sizin görüşünüz nedir? O da aynı şekilde devam eder mi diye bir izleyici sorusu var. Bu da demin söylediğimiz gibi artık değişmiş, geri dönmeyecek şeylerden bir tanesi. Tabii ki üretim, dağıtım gibi fiziki kapasitelerin gerekli olduğu yerlerdeki çalışma koşullarıyla ofis ortamının çalışma koşulları farklı. Dolayısıyla çok güvenli ortamlar yaratılmaya devam edecek dağıtımda, lojistikte ve üretimde. Ama diğer ofis çalışanları şu anda home office çalışıyorlar. Pek çoğu, özellikle bu son kapanma döneminde artık herkes evde, bizim gibi birkaç istisna hariç. Ama bu ortam devam edecektir. Yasal bir düzenleme olduktan sonra esas yerine oturacaktır bence bu Türkiye'de. Çünkü şu anda hala eski yasayla, yeni eski sözleşmeyle götürülüyor home office çalışmaları. Ama eninde sonunda orada da demin tüketici alışkanlıklarında olduğu gibi o Pandora'nın kutusu orada da açıldı. Oradan geri dönüş olmayacaktır. Yeni bir denge olacaktır. Şirketler ve sektörler ihtiyaçlarına göre hibrit veya çok fazla home office veya çok az home office şeklinde bunu götürebilirler. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Çok büyük kitleleri temsil ediyoruz. Çok büyük tüketici kitleleri bizimle ilgileniyor. İş modellerimizde ve tarzlarımızda sürdürülebilirlik temel olmalı. Yani sürdürülebilirlik sadece kendi namımıza değil, çevresel, sosyal ve ekonomik alanların hepsinde. Dolayısıyla herhangi bir alandaki hızlı atılımımız çevreye zarar veriyorsa bunu dengelememiz gerekiyor ve hatta tekrar organize etmemiz gerekiyor. Bütün iş modellerimizin sosyal sürdürülebilirlik sağlaması lazım. Nedir? İki senedir neredeyse üniversiteler kapalı ama biz bu sene neredeyse 10 bin kişiye şirketimizde staj yapma imkanı vereceğiz yeni teknolojinin getirdiği imkanlarla. Dolayısıyla böyle şeyleri unutmamak lazım. Tüketici elbette, ticaret var, alıyoruz, üretiyoruz, satıyoruz, paralar akıyor ama şirketlerin hiçbir şekilde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik sorunlarını unutmamalı lazım. Ekonomik sürdürülebilirlik de çok temel, yani sadece bizim varlığımızın çok kuvvetli olması önemli değil. Bütün ekosistemin böyle dalgalanmaları başarıyla atlamasını sağlamamız lazım. Bunun bir kısmı ticari koşullarla olabilir, bir kısmı ise elbette bilgiyi paylaşarak, tecrübeyi paylaşarak olur.
Dolayısıyla aslında bu imkanların hepsi büyük firmalarda var. Ben herkese sürdürülebilirlik konusunda çok duyarlı olmaya, bütün iş modellerini demin bahsettiğim perspektiften değerlendirmeye davet etmek istiyorum. Bunu ancak söyleyeyim çünkü biz ancak insanların hayatını bu kadar daha değerli kılabiliriz böyle yaparsak. Çok teşekkür ederim katılımcılara. Çok teşekkürler. Murat Akşambey ile devam edelim. Son söz bir de izleyici sorusu. Bizim izleyicilerimiz fizik ortamlarda da öyledir aslında. Sonuna doğru soru sorarlar. Yağmur gibi soru geliyor. Kapanışa kadar iletmeye çalışacağım. Siz yeni nesil ödeme işine girecek misiniz diye bir soruyu ileteyim ve son sözlerinizle birlikte toparlarsanız sevinirim. Tabii mutlaka giriyoruz, gireceğiz ve zaten Türkiye'de ilk API bankacılığını başlatan kurumlardan da birisiyiz bu anlamda baktığımızda. Bu anlamda da çok ciddi anlamda destek aldığımız kurumlar da var. Dolayısıyla net olarak evet diyebilirim onu. Ben son söz olarak şunu söyleyebilirim. Bir defa insan odağından vazgeçmeden biz zaman ve mekan bağımsız hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu olmazsa olmaz mottomuz, bu şekilde ilerliyoruz. Ayrıca da gerçekten çok kaliteli ve keyifli bir sohbet oldu. Ben o yüzden bütün katılımcılara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de haftaya bayram. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, tüm sevdiklerinizle birlikte kazasız, belasız, vakasız güzel bir bayram geçirelim diliyorum. Herkesin de bayramını kutluyorum bu vesileyle. Çok teşekkürler. Murat Emirdağ'la, hepsi burada CEO'su, devam edelim. Bir soru ileteyim, son sözünüzü de alayım. Soğuk zincir işine, bakayım yalnız, soğuk zincir tedarik işine yatırım yapmayı düşünüyorlar mı diye bir soru iletmiş olayım. Eğer nakliyat işimiz gibi kastediyorlarsa öyle bir... Evet, onu kastediyorum. Yoksa biz biliyorsunuz bu işte market zinciri işimiz Zeps Express'te zaten et, süt, balık, yumurtayı soğuk zincirimizde teslim ediyoruz. Motorlu araçlarımızda, van araçlarımızda vesaire. O anlamda soğuk tedarik imkanımız var ama bu hızlı teslimat için geçerli. Büyük uzun teslimat nakliye amacıyla öyle bir girişimimiz şu anda yok. Ben de son sözleri belki şöyle bağlayabilirim. Bizim vizyonumuz, bahsetmiştim belki, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Bu sorumlulukla bilinciyle biz veriyi, teknolojiyi, lojistiği birleştirerek müşteri deneyimini merkezine alan bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Ve inşallah hepimizin gurur duyacağı, Türkiye'nin mutlu edecek, gurur duyacağı bir hikaye çıkarmak peşindeyiz. Bununla beraber sizlere de çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Ayrıca inşallah sağlıklı günlerde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürü'ne devam edelim. Bir soruyu da ileteyim. Son soru size olsun. Turkcell bir yıl işe girdi. Yeni ve büyük iş var mı sırada? Mesela finans ödemeye girdiniz. Turkcell Pay. Onun gibi bir şey kastetti izleyicimiz. Şimdi biz tabii belli alanlarda odak alanlarımızı belirliyoruz. Yeni girdiğimiz işte aslında bu konu burada bugün de çok konuşuldu. Marketplace'te Turkcell Pasaj adını verdiğimiz bir işimiz var. Bu teknolojiyle ilgili ilişkili bir pazar yeri çalışması içindeyiz. Bir diğer noktamızsa az önce de söyledim. Özellikle eğlence tarafında, oyun tarafında gerek oyun buluttan oyun hizmetleri gerekse oyun dağıtım işlerinde dijital anlamda yeni bir platform oluşturduk. Çok daha yeni, Mayıs başı hatta Nisan sonu diyelim. O zamanlarda lanse ettik. Buralara penetre ediyoruz. Zaten Turkcell'in içinde çok ciddi değerler var. Yani telekom şapkasının dışında değerler var. Bunları da şirketleştirerek her bir değeri tekrar ortaya çıkartmak gibi de bir hedefimiz var 2021-22 yıllarında. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz diyorum. Yani son sözler olarak çok keyifli bir sohbetti. Bütün katılımcılarla ben kendi adıma çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Eminim dinleyiciler de, bu webinara katılanlar da benzer noktalardadır. Fiziksel olmak çok önemli, sağlıklı olmak çok önemli. Önümüz bayram, inşallah bayramdan sonra da keyifli bir bayramın arkasından gerçek bir bayrama ulaşırız. Birbirimizi kucaklayacağımız güzel bir bayram olsun diyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Murat Erkan güzel bir laf etti. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir de davet ileteyim size. İnşallah yaz sonunda pandemi biter. Sağlıklı günlere erişiriz. Bizim de böyle bir düşüncemiz, planımız var.
24-25 Eylül'de CEO Council üyeleri danışma kuruluyla Ayvalık'ta Ayvalık İş Forumu düzenliyoruz. Sadece 150-200 civarında genel müdür, CEO ve patronun katılacağı, biraz sosyalleşmenin olacağı bir buluşma yapacağız. Hepinizi ayrıca yazacağım, davet ediyorum. Orada pandemiden çıkışı da kutlarız. Balık tutar, tavla oynar, yürüyüş yapar. Biraz da bugünkü konuşmaları orada da sürdürürüz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikte düzenlediğimiz Türkiye Finans'a da sizlere de teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. İyi bir gün olsun. Selamlar. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkürler.